Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine çok güzel çıtı pıtı bir modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelim bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İlk önce 3 sıradan oluşuyor. Bu bülbül türküsünü yapıyoruz. Sonra küçük kirpiklerimizi ve en sonda arkadaşlar bu beyaz minik bademlerini yaparak bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, yemenimizin dört kenarını bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarla hazırlıyoruz. Ve tığ battımızın içine sık iğne ile girip dört zincir çekiyorum arkadaşlar. Dört zincirimi hemen bir yanındaki tığ battıma girerek sık iğne ile sabitliyorum. Buraya bir yuva yapıyorum. 3 zincir. 3 zincirimi hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Bu 4 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve 8 zincir. Döndüm arkadaşlar tekrar düz yüzüne. Yanındakine değil de arkadaşlar bir yanındakine bu şekilde kapatıyorum. Bülbül türküsünün yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bakın yanındakine değil bir yanındakine, yani arada bir tane boşluk bıraktım ki şöyle bir uzunluk olsun. Kirpiklerimiz bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar. Dibine batmayla bunu bir deneyin. Marullanıyor dibine olunca. Böyle hem daha açık seçik daha hoş duruyor. Muhakkak bir tanesini arkadaşlar bırakmanızı tavsiye ederim. Veyahut da alttaki tığ battılarınızı üçgen zincirle çektiyseniz iri ise dibine batabilirsiniz. İri olduğu için belki bu güzelliği verebilir. Evet, tekrar arkadaşlar bu bülbül türkümüzü yapalım. İğne uyasında buna bülbül türküsü dendiği için aynı ismi kullanıyorum arkadaşlar. Yine dört zincirimi çektim. Hemen yanındaki tığ battımın içine girip bir tane tığ battı yaptım. 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Hemen yanındaki 4 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Yani geri dönüşüm yaptım. 8 zincir. Bu artma işlemi için de 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine bu 8 zincirimi kapatıp bu şekilde buraya bir bülbül türküsü elde ediyorum. 4 zincir. İlk yuvamız 4 zincir. Geri dönüşüm zincirimiz de 3 zincir. 2 çok minik duruyor arkadaşlar. Beyaz ip biraz da ince olduğundan 3 zincir daha bu dolgun ve oturaklı durduruyor. 8 zincir. Daha önce sizler için deneyip o şekilde arkadaşlar karşınıza geliyorum. Bir tane atlıyorum. İki tane. İkinciyi sık iğne ile sabitliyorum. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım arkadaşlar bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Dönüyorum. Sık iğne ile sabitledim. 8 zincir. Tekrar düz yüzüne döndüm. Bir tane atlayıp ikincinin içine bu şekilde sabitledim. Evet arkadaşlar, ilk sıramız bu şekilde devam ediyor. Şimdi kirpiklerin nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arasına bakın, bir tane bu geçiş mesafesi olarak bülbül türküsü bırakıyoruz. Bu geçiş mesafesini hani batmak için hemen bir yanındaki arkadaşlar bu şekilde tepesine bu 8 zincir çektiğimiz yere sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bu 5 zincirimi bu sık iğnemin içine giriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde sık iğnemin içine giriyorum. Bu şekilde kirpiğimi yapıyorum. Böyle daha dolgun ve güzel duruyor arkadaşlar. Siz eğer içine batmak istiyorsanız 7 zincir çekerek kirpikleri hazırlayabilirsiniz. Yine 5 zincir. Burada 5 zincir çekmemizin sebebi de daha dolgun durduğu için zincir sayısında da azaltma oluyor arkadaşlar.
Sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. Hemen arasına girip kirpiğimi sabitliyorum. Ve tekrar arkadaşlar dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Dibine sık iğne yapmadan kesim işlemi yapmayın arkadaşlar. Böyle güzel dolgunluk olmuyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar. İpimi koparıyorum. 5 zincirden sık iğnelerin üzerine batarak bu şekilde 8 zincirimizin üzerine kirpikler yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane. Evet arkadaşlar, bunu da mürdüm rengiyle deneyelim. Yine aynı şekilde bir tane bırakıyorum. İkincisinin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirim arkadaşlar. Sık iğnemin arasından girip bu şekilde sabitliyorum. Tekrar yuvadan bir sık iğne ile girip 5 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. İkinci kirpi. Bu şekilde. 5 zincir. Arasından, diğerlerinin arasından ilkini üzerine. Sonra dibine de bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bir zincirimi de çektim. Hemen ipimi koparıyorum. Bu işlem arkadaşlar böyle küçük kalmış ipleri değerlendirmek için de güzel bir model. Böyle kirpiklerle kalan iplerinizi, artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi son sıramıza geçelim arkadaşlar. Başlarkenki gibi aynı şekilde başlıyoruz arkadaşlar. İpimizi tığımıza tutturduk. Buradaki 8 zincirli bülbül türkümüzün tepesinden sık iğne ile sabitliyorum. 6 tane zincir. 6 zincirim geçiş köprü zincirim arkadaşlar. Buradaki ilk kirpiğimden tutturuyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yandaki hemen arkadaşlar ortadaki kirpiğimden bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane yuva yaptım 5 zincirden. Yine 5 zincir. Hemen sonuncu kirpiğimden de yuva yap, sık iğne ile sabitleyerek yuvamı yaptım. 2 tane yuvam oluştu arkadaşlar. 2 zincir çekip şöyle çevirdim arkadaşlar ters tarafına. İlk yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Yine 5 zincir. Hemen ilk yuvamın içine girerek sabitliyorum. Bakın arkadaşlar ortada bir tane yuvam oldu. 2 zincir çekip dönüyorum. Bu ilk yuvamın, kalan tek yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Yuvamda sabitliyorum. Bu şekilde. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Yine yuvada sabitliyorum. Bunlar galiba 8 zincirdi arkadaşlar. Neyse bir dahaki seferi 8 çekersiniz. Veyahut da 7 uygun derseniz 7 de olur. 5 zincir. Bu şekilde beyaz yuvanın içine giriyorum. Sık iğnemle sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Bu mavi kirpiğimin içine de girip kenarında 2 tane arkadaşlar böyle inme işlemi yapıyorum. Şu işlem. 6 zincir. Yine arkadaşlar bu arada boş bıraktığımız bülbül türkümün tepesine sabitliyorum 6 zincirimi. Bakın bu şekilde arkadaşlar geçiş köprüsü oldu. Evet. İşte tekrar 6 zincir. Hemen ilk kirpiğimin içine arasına girerek zincirimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ortadaki kirpiğimin içine girip sabitliyorum. 5 zincir. Sonuncu kirpiğime de bu şekilde sabitleyip 2 tane yuva yaptım. 2 zincir çekip şöyle ters tarafına dönüp ilk yuvanın içinden girip sabitliyorum. 5 zincir. Bu şekilde bir tane yuva yapıyorum.
1, 2 zincir, döndüm, yuvaya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk kirpiğim 8 zincir. Daha ikinci kirpi. 5 zincir çekiyorum. Beyaz yuvanın içine girip sabitliyorum. 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar sabitledim. 6 zincir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar oluyor. Çok da hoş, çok da güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet zarif, çıtı pıtı. Demin de dediğim gibi bakın kalıp gibi de oldu arkadaşlar modelimiz. Çok da zarif oldu. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kibar bir model oldu arkadaşlar. Yapımı da kolay gördüğünüz gibi. Hiçbir işlemi yok zincirden başka. Zincir bitiren herkes bu şekilde yapabilir. Evet. Ben çok beğendim. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.